aynı mahiyetteki diğer önerge hakkında söz isteyen Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç. Buyur Ali Öztunç. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Maşallah AK Parti grubu çok rahat. Keyifleri yerinde. Şener Şen var ya filmlerinde, böyle üzerinde et parçaları olan bir tepsi bulguru yer, üzerine bir de ayran içer, köşeye çekilir, rahat rahat oturur ya. Öyle oturuyorsunuz. Helbistan'ı, Avşin'i yediniz, bitirdiniz, bulgur yer gibi. Öyle rahat oturuyorsunuz. Koca bir Elbistan, canım Elbistan'la Avşin'i perişan ettiniz, bitirdiniz. Yıllardır söylüyoruz. Son güne kadar söyledik. Etmeyin, eylemeyin. Bu filtrelemeyi yaptırın. Kapatın şurayı dedik. Dinlemediniz. Amasya'da sıkıntı yok tabii sayın vekilim. Senin oraya kül yağmıyor. Bizim Maraş'a, Elbistan'a yağıyor, Avşin'e yağıyor, kurban oldum. Bakın, ya şovu az önce sizinkiler yaptı zaten. Bir Elbistan'ı Avşin'i bitirerek yaptı. Al şov diye gerçek. 17 Temmuz 2019 Çarşamba. Konuşan Mehmet Muş, AK Parti Grup Başkan Vekili. Elbistan'daki, Avşin'deki hemşerilerimizin içi rahat olsun. Tanıdığımız süre bu yıl sonu itibariyle bitiyor. O süre zarfında buradaki standartlara uygun şekilde filtreleme yapılacaktır. Uzatma süresi verilmemiştir, verilmeyecektir diyor. Kim? Mehmet Muş. 18 Temmuz 2019 Perşembe. Maraş Milletvekili, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da en kısa zamanda filtre sorunu çözümüyle ilgili talimatı var. Avşin ve Elbistan bölgesinin bırakın 36 ayı bir gün bile bekleyecek durumu yok. Kim? Mahir Ünal. Tarih 21 Kasım. Şu an 22 civarı. Ne oldu? AK Parti ve MHP'nin oylarıyla filtre takılmasının engeli kaldırıldı. 3 yıl daha kullanın diyor. Kime? Çelikler Holding'e. Kim bu Çelikler Holding? Niye güç yetmiyor ya? Merak ediyorum ya. Cumhurbaşkanı kaç gündür söylüyor. AK Parti milletvekilleri söylüyor. Ne özelliği var bunların arkadaşlar? Ne özelliği? Bari Elbistan'ın adını da değiştirin. Değiştirin. Külbistan yapın. Külbistan. Tam olsun ya. Bu Elbistan'ı, Avşin'i bitireceksiniz. İyice bitirin. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesine girin lütfen. Elbistan için ne diyor biliyor musunuz? Etkinlik önerileri Elbistan için. Acı ama gerçek. Açık hava sporları kesinlikle yapmayın. Kesinlikle bisiklet sürmeyin. Açık havada yürüyüş kesinlikle yapmayın. Dışarıda piknik kesinlikle yapmayın. Çevre Şehircilik Bakanlığı diyor. Niye? Hava kirli olduğu için söylüyor. Hava kirli olmasa bunu niye söylesin? Değerli arkadaşlar, arabalarda sigara içilmesin. Niye? Kanser oluyor, millet zehirleniyor. Güzel, arabada sigara içilmesin. Koca koca bacalar ne yapacağız? 250-300 bin insanın yaşadığı bölgedeki o bacalar ne yapacağız ya? O bacalardan insanlar her türlü kanser bulaşıyor. Bizim Avşin, Elbistan ozanlar diyarıdır. Çok önemli ozanlarımız vardır. Aşık Mahsuni Şerif vardır. Necip Fazıl vardır. Perişan Ali vardır. Emekçi vardır. Bizim bölgenin insanları, Avşin'in adamları bunlar. Elbistan adamları. Karakoç vardır. Bak hocam söyledi. Hocam Karakoç olsun, Mahsuni olsun, Necip Fazıl, sevda, aşk şiirleri yazarlardı zamanında bizim ozanlarımız. Artık bizim ozanlarımız sevda şiiri, aşk şiiri yazmayı bıraktı. Niye? Hanımları kanser oluyor çünkü. Niye? Santralden dolayı. Ne yazıyorlar biliyor musunuz? Hava kirliliği şiirleri yazıyorlar. Aha birini okuyayım size. Ozan Azizoğlu. Bakın ne demiş şiirde. Siyah kar yağıyor bahçeye bağa. Bizim elde duman zehirden beter. Kuş bile uçmuyor dumanlı dağa. Bizim elde duman zehirden beter. Gel de nazlı yarim bak Elbistan'a. Kara kül yağıyor bağa bostana. Burada yaşanın sonu hastane. Bizim elde duman zehirden beter. Yalvarıyorum size şu hale bakın. Havanın pisinden görülmez yakın. Kül saçan bacaya filtre takın. Bizim elde duman zehirden beter. Bu dumanlı çağrı büyük beylere, size. Gelin beraberce gidek köylere. Nasıl da kurumuş bakkak bağlara. Bizim elde duman zehirden beter. CHP üyesi değil, kendisi milliyetçi, ülkücü görüşten gelen bir ozandır. Anlaşıldı? Tamam, güzel, peki. Şimdi bakın değerli arkadaşlar.
Cevabımızı aldık yani. Evet Salih'cim, sana cevap vermek istemem ama maalesef ne yapayım yani, orada söylüyorsun. Şimdi arkadaşlar, gerçekten de 250 bin insanın yaşadığı bir kent, Avşin Elbistan. Nasıl Baki Bey? Ne ülkücüye sığınacağım ya? Ülkücüler az önce MHP Avşin'le Elbistan'da filtrenin kaldırılmasına evet oyu verdi. Ali sen meclise hitap et. Sataşmalara cevap verme. Buyur Ali Bey, buyur. Ben büyüklerimin sözünü dilerim Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Yıllarca Avşin, Elbistan hep sağ partiler oy verdi. MHP'ye verdi, AK Parti'ye verdi, son seçimlerde yine verdi. Milletvekilinde gittiniz, verdiler, kandırdınız. Belediyede gittiniz, verdiler, kandırdınız. Bir daha da zor kandırırsınız. Bizimkiler öyle çok uysal koyun değildir, haberiniz olsun. Eğer varsa yüreğiniz, gelin hadi şu Maraş'ta seçimi bir yenileyelim. Hodri Meydan var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Ya sevgili Salih Bey, bakın Maraş'la Trabzon kardeş şehirdir. Trabzonlar Maraşlıları sever, Maraşlılar Trabzonları severler. O yüzden bana bulaşma. Ben yıllarca gazetecilik yaptım. Bir cevap verdim, bir daha ayağa kalkamazsın. Kurban olurum, yapma. Olur mu? Tamam. Haydi bakalım. Peki. Tekrar teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Ali Bey teşekkür ederim. Sağ olasınız.